Merhaba Paramanya Vizyon kanal takipçileri ben Yüksek İhtisas bildiğiniz gibi Paramanya Vizyon YouTube kanalımıza çok uzun zamandır video atmıyordum göndermiyordum arkadaşlar Paramanya ile teknik bağımızı kese uzun süre olmuştu e, muhtemelen aranızda sesimi özleyenler de e, vardır e, abi nasılsın diye bir selam verenler de muhakkak Olacaktır. Ee, şimdi arkadaşlar, bu attığım videonun Paramanya ile yakından, uzaktan, zerre kadar alakası yok. Takip edenler zaten biliyorlardır. Paramanya vizyon Facebook yani gruplarımızdan bir tanesinin Paramanya vizyonu arkadaşlar e, Hayday oyununa entegre ettik. Resmi bir bağımız yoktur. Sadece keyif aldığımız için e, Hayday oyununa e, pek çok arkadaşımızla birlikte devam ediyoruz. Hayde oyunu nedir? Genel olarak bir çiftlik oyunudur. Yani inekleri, keçileri, tavukları vesaireleri besliyoruz. Oradan yumurtalar alıyoruz. Sakın dalga geçmeyin hapsin. Oynuyor oynuyor bunu mu oynuyorsun diye. Evet bunu oynuyoruz arkadaşlar ve gayet de eğleniyoruz. Keyifli vakit geçiriyoruz. Aynı zamanda global bir oyundur. Ee, oldukça fazla oyuncu kitlesine de sahip. Burada da yine güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar ediliyoruz ve Paramanya Vizyon sayfasında biliyorsunuz arkadaşlar mizahımız bizim eksik olmaz. Orada da gayet eğleniyoruz, sizleri de bekleriz diyorum. Peki bu videomda ne anlatacağım? Bu videom Hayday oynayan e, ya da oynamak isteyenleri bilgilendirme amaçlı bir videodur. Özellikle kendi mahallem ve oyunculardan sıkça gelen bir soru var. Abi bu vadi nedir? Ne işe yarar? Ya vadi var da ben hiç girmiyorum. İşte arkadaşlar bu büyük bir hatadır. Vadi bu oyunun en faydalı etkinliklerinden bir tanesidir. Zannedildiği gibi bireysel bir etkinlik değildir. Bir mahalle etkin etkinliğidir. Nasıl oluyor? Kısaca size özetleyeyim. Şimdi... Bildiğiniz gibi tezgahınızın yanında e, bir panomuz, panomuzun yanında da arkadaşlar vadimiz var. Vadiye tıkladıktan sonra buraya girdiğinizde her gün şu aşağıda şu an bende 14 yazan yerde arkadaşlar ilk girdiğinizde sıfır olarak görünecektir. Ondan sonra kullanmadığınız benzin orada miktar olarak görünecektir. Ben de dünkü benzinlerimi de hiç kullanmamıştım çarkı çevirdikten sonra toplam 14 tane benzinim şu an mevcut. Vadi'de ne yapıyoruz? Vadi'de arkadaşlar bu şekilde çeşitli binalarımız var. Tekrar şurada kamyonumun konumunu göstermek için tekrar giriş çıkış yapıyorum size. Evet, kamyonum şu an bu tam olarak burada. Misal olarak veriyorum. Yanımdaki binaya gidip 7 tane el 7 tane buğday verirsem bana 17 tane kırmızı, 5 tane de yeşil jeton verecek. Şu yukarıdaki kasa ve kasanın yanındaki mavi, kırmızı, yeşil jetonların yanında toplamış olduğunuz yani 20 gün boyunca toplayacağınız etkinlik 20 gündür. 20 gün boyunca toplayacağınız toplam jeton miktarını göreceksiniz. Bunun bir sınırı var arkadaşlar. Onu da size şöyle göstermiş olayım. Toplam 6000 cevherden fazlasını toplayamıyorsunuz. Peki bunu bir mahalle görevi yapan nedir? Onu size şöyle açıklamak istiyorum. Bakın burada e, tavuk sembolünün yanında 10 taksim 100 yazıyor. Yani biz dün, e, başlayan vadide 10 tane tavuk toplamışız mahalle olarak. Yani ben bir tane toplamışım, diğer arkadaşım bir tane toplamış, öbür arkadaşım iki tane toplamış, öbür arkadaşım üç tane toplamış vesaire vesaire. Topladığımız toplam tavuklar bu kısımda görünüyor. 20 gün içerisinde 100 tane tavuk toplayabilirseniz. Onun haricinde e, şurada aşağıda miktarları belirtiliyor. Bakın 1200 tane mavi, 1200 tane kırmızı, 1200 tane yeşil jeton toplarsanız 40 elmaslık paketi 1050 tane e, mavi, 1050 tane kırmızı, 1050 tane e, yeşil jeton toplarsanız da 3 güçlendirici bir arada alabileceğiniz pakete sahip olabilirsiniz. Buradan tek paket alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şunu alayım ardından öbürünü de alayım diye bir metot yok. Bir kumbara olayımız var. Kumbaranızı 25 elmasa patlatıp arkadaşlar oradan ikinci güçlendirici paketini Alma ihtimaliniz de var ama çok teferruatlı bir işlemdir. Uğraştığınıza değmez diyorum. Peki buradaki tavukları nasıl yakalayacağız? Ardından e, bu cevherlere nasıl sahip olacağız arkadaşlar? O kısımda da şöyle bir durum var. Bakın günlük olarak yani her gün e, bize dediğim gibi benzin veriyor. Ve bu benzin çarkını tekrar çevirebilmemiz için de bize görevler veriyor. Bugün bana demiş ki eğer iki tane çilek ekersen 5 e, tane güneş puanı, bir tane keçini beslersen, 2 güneş puanı, e, bir tane A atarsan, 15 güneş puanı kazanmış olursun. İlk turda e, 20 benzin'e, ikinci turda 50 e, 50 benzin'e, yani 50 güneş puanına, üçüncü turda 100, dördüncü turda 200 güneş puanına tekrar yakın çarkını çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca şurada günlük olarak e, bu sandıklardan biliyorsunuz çeşitli hediyeler alabiliyorsunuz. Buradaki görmüş olduğunuz görevleri yerine getirdiğinizde de arkadaşlar. Buradan tek tek e, kademe kademe ilerleyip işte sıradaki sandıktan ödülünüzü alabiliyorsunuz. Şimdi e, şurada gördüğünüz gibi bakın bir tane tavuğun kafası görünüyor. Benim buraya gitmem lazım ve bu da bulutlu. Oraya gitmeden önce buradaki e, benzin miktarını arkadaşlar arttırmak istiyorum. Buradaki benzin miktarını arttırmak için de bugünkü görevlerimde bizden istediği arkadaşlar neydi? Ee, her keçi için şurada da görünüyordur tekrar göstereyim. Her keçi için 2 güneş puanı verecekti. Hep birlikte bunun güneş puanlarını alıp yakıt çarkımızı bir, bir kez daha çevirerek sistemi sistemin nasıl çalıştığını evet. görmüş Olalım bu arada arkadaşlar şarjım da azalmış gördüğünüz gibi evet keçilerimizi tekrar besliyoruz evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yakıt çarkımızı tekrar çevirmek için bize 20 güneş puanı daha e, hediye etti tekrar vadimize giriyoruz. Bakın tekrar çark çevrilebilir hale geldi. Tekrar çarkımızı çeviriyoruz arkadaşlar. Umarım büyük bir şey gelir. Şu tavuğa gitmeme yetecek kadar benzinim olur. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan yola çıkacağım. Benden günlük olarak da istediği görevlerde bir lokanta binasına uğra, 3 kez yakıt çarkını çevir, 30 tane yeşil jeton topla, 7 tane e, binaya ya da durağa uğra. Durak dediği arkadaşlar şu her mavi nokta bir duraktır. Yani e, ya da sarı nokta. Yani şu görmüş olduğunuz e, yuvarlak işaretler birer nokta. Onların her biri bir sayılıyor. Şimdi benden öncelikle bir lokantaya gitmemi istiyor. Bana şu an bu konumdan o konuma gitmek için yakınlarda bir lokanta var mı? Evet, yakınımda bir lokanta var. Ama buradan kalan benzin beni tavuğa kadar götürür mü? Onu tam olarak bilmiyorum. Ama ee, göstermek için mecbur bu işlemi yapacağız. Evet buradan yola çıktık arkadaşlar. Lokantamıza gidiyoruz. Lokantamız bizden 3 tane yumurta istiyor. Satıyoruz. Yukarıda da gördüğünüz gibi 16 tane cevher, 5 tane de kırmızımız eklenmiş oldu. Gördüğünüz gibi lokantada da çekimiz gelmiş oldu. Bir sonraki görevi tamamladığımda şuradaki kırmızı kutuyu açabileceğim. Bir nokta daha ilerlemiş, yol kat etmiş olacağız. Buraya giderken arkadaşlar mümkün olan en çok e, bina yani şu tava ulaşana kadar mümkün olan en çok binaya e, uğrayıp en kısa yoldan gitmeye çalışacağım tabii ki. En çok binaya uğrayıp mümkün olduğu kadar fazla jeton toplamanız sizin açınızdan son derece avantajlı olacaktır. Evet burada da bir filetomu verdim. Buradan şimdi tekrar güzergahıma bakıyorum. Evet, buradan e, direk inersem yolum daha kısa sürecek. Buradan buraya geçiyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bakın ikinci görevimizde yani 7 durağa uğra görevimizde tamamlandı. Sandığımızı açıyoruz, Cacık bir şey verdi, bilet verdi. Bugünkü görevleri tamamlamak için bir tane yakıt çarkı çevirme görevim kalmış. Yani az önce size gösterdiğim ekrandaki e, görevlerden bir tanesini daha arkadaşlar tamamlamam gerekiyor. Evet tavuğumuz da orada bizi bekliyor. Umarım kaçırmadan onu da yakalayabiliriz. Evet hızlıca devam ediyoruz. Bunu da satıyoruz. Gördüğünüz gibi işte her teslim ettiğimiz üründe arkadaşlar cevher miktarımız artıyor. Evet tavuğumuz göründü. Şurada daha, daha dikkatli göstereyim size. Şu tavuğu aldığımızda mahalle için son derece faydalı, aynı zamanda sadece mahalle için değil, kendimiz için de faydalı bir işlemi yerine getirmiş olacağız. Evet, kabul ettik. Bu da bizi tam tamına tavuğumuzun üzerinden geçirtip şu 5 saatlik binaya yönlendiriyor. Böylelikle bir taşla iki kuşu bir arada vurmuş olacağız arkadaşlar. Tavuğun üzerinden geçerken kamyon otomatik olarak eee tavuğumuzu alıyor. Binamıza gidiyoruz. Görevimizi teslim ediyoruz. Fazla kalan benzinlerimi yani tavuğu yakaladım. Amacımı ulaştım, hedefime ulaştım. Fazla kalan benzinlerimi kullanmıyorum ki yarın da yakınımda ya da gün içerisinde yakınımda gördüğüm bir tava e, rahatlıkla benzinimle ulaşabileyim diye Hemen şu panelden tekrar gösterelim. Az önce gördüğünüz gibi 10 olan tavuk miktarı şu an 11 oldu. Bu tavuk 100 olmadan arkadaşlar şu üçünden hiçbirine maalesef sahip olamazsınız. O yüzden önceliğiniz mahalle olarak yardımlaşarak bu tavukları toplamak. Güçlendirici paketinin içerisinde neler vardı onu da size şöyle göstereyim. Arkadaşlar şunları bir çöpe atalım. Burada da abuk subuk bir şey var. 150 tane elmasa stokla gibi rezalet bir şey. Oradan alacağınız 3 tane güçlendirici arkadaşlar muazzamdır. Bir tanesi size 25 saatlik ton verecek. Bir tanesi size 12 saatlik arkadaşlar %50 daha fazla TP imkanı sunacak. Bir tanesi de arkadaşlar Gemideki 3 sandığınızı sizin yerinize 24 saat boyunca kapatacak. 3'ü de gayet e, faydalıdır. Önce güçlendirici stoğunuzu tamamlayın, ondan sonra elinizde çok fazla güçlendirici varsa 40 elması alarak değerlendirin diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, Vizyon Hayday Facebook grubunu, Paramanya Vizyon YouTube kanalını şimdilik çok fazla takip etmenize gerek yok. İleride belki e, başka bir oyun ya da başka bir oyun sunucusuna konsolide edersek o zaman takip etmenizde fayda var. E, kendinize iyi bakın. E, şansınız bol olsun. E, Hoşçakalın efendim.